Bundan sonra seninle Melis abla ilgilenecek. Melis benim yeni asistanım. Çok iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü Melis de bugün çalışmaya başladı bizimle. Yani onun da senin gibi bu evde ilk günü. Merhaba Bulut. Onu da mahkemeden mi aldınız? Hayır Bulut'cum. Ayrıca seni de biz mahkemeden almadık. Sen benim yeğenimsin. O yüzden buradasın. Abimin emanetisin sen bana. Melis abla da mı yeğenin? Bak Bulut'cum şöyle yapalım. Melis'i Nazlı ablan gibi düşün. Bir dakika, tabii ki de olmaz. Nazlı benim ablam değil, arkadaşım bir kere. Hem ben ona Nazlı diyorum. Bulut'cum, istersen bana da Melis diyebilirsin. Evet. Arkadaşım olursan derim belki. Sen de Nazlı gibi yemek okuluna gidiyor musun? Hayır Bulut'cum. Melis ablam bu evde yemek yapmıyor. Çünkü bizim evde yemekleri Sabahat Hanım yapıyor. Yani bundan sonra Nazlı yerine Melis var. Ha, bu olmadı işte. Nazlı gibi yemek yapamıyorsan Nazlı'nın yerine geçemezsin. Üzgünüm, olumsuz. Belki Sabahat Hanım'la arkadaş olabiliriz. Ay benim biraz şekerim düştü. Sabahat Hanım'a söyler misiniz? Ne olur bana hemen bir salata yapsın. Bulut'cum, canım. Ben iyi geceler dilemeye geleceğim yine, tamam mı? Onun dışında anlattıklarım karışık gelmiş olabilir ama yarından itibaren Refika Hanım uyku ve yemek düzeninle ilgilenecek. Odan için istediğim bir şey var mı? Var. Televizyon istiyorum. Bu yaştaki bir çocuk için uygun bir şey mi bu? Hayır. Televizyon istiyorum. Televizyon istiyorum ya. Altına da oyun makinesi istiyorum. Hem benim kendi evimde vardı, dayımın evinde vardı, amcamın evinde vardı. Hepsinde istediğim kadar oynuyorum. Burada da istediğim kadar oynayacağım. Hem burası hapishane gibi ya. Tıkıştım kaldım, bana ne ya? Tamam, tamam Bulut'cum, tamam. İstediğin her şeyi alacağım, tamam mı? Ağlama yeter ki. Refika Hanım, şimdilik bir televizyon koyalım. Yalnız günlük kullanım sürelerini kısa tutalım. Baş üstüne. Ciddi deme. İstediğim oyunların da adını söylememe gerek var mı? Yok, tamam. Ölümlü dünya. Hırs ve hız yapmayacaksın. Yoksa dün yediğin hurmalar gelir bugün... Tövbe estağfurullah. Ama her şey o demirin yüzünden. Biz o şirkete girmeyelim diye elinden geleni ardına koymadı. Ama sonra ne oldu? Bu dünyada ona kalmadı işte. Gerçi kendi payından Demet Hanım'a %5 vermeye çalıştı ama. Oy kıyamam. %5. Yani etini sıyırıp kemiğini önümüze atıyor. %5. %48 hisseleri var. %48 karı koca. O demirin hırsının kurbanı oldu. Demirin. Kurunun yanında yaş dayanıyor abi işte. Öyle olacak. Ne olacak? %5 onların olacak. Bulut'un canı sağ olacak. %48 bizim olacak. Sonra da niye çocuk sevmiyorsun diyorlar ya. Nasıl çocuk seveyim? Çocuk değil ki, canavar. Oh, sabahlar olmasın. Ne oldu, bir ortak nokta bulamadınız mı? Ay, televizyon istiyor paşam. Hakan ne olur hemen koyalım, sussun. Yani gerekirse salondakini koyalım, bu akşamlık yeter ki sussun. Bekir, çocukları ara da şu AVM kapanmadan ya da bir yerden bulsunlar, getirsinler çocuğa televizyon. Tamamdır abi. Ha bu arada altına şu oyun konsolları vardır ya, onlardan da alır mısın lütfen? Ama danışarak alın ki yanlış bir şey olmasın.